Hepinize merhaba arkadaşlar, YouTube'dan Bay Yeşilbağ ben. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler ya da iyi sabahlar. Artık siz şu an hangi zaman diliminde yer alıyorsanız lütfen onu üzerinize alının. Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Hepinize hayırlı günler. Bugün gerçekten çok heyecanlıyım, ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü hayatımda ilk defa bir bayiden sıfır otomobil alacağım arkadaşlar. Otomobilin ne olduğunu söylemiyorum, oraya gidince göreceğiz. Büyük ihtimalle kapakta da aracı böyle birazcık bulurlayarak, yani bir merak uyandırsın diye böyle birazcık gizleyerek göstermişimdir, sizlere söylemişimdir ama ya gerçekten hayatımda ilk defa bir bayiden sıfır otomobil teslim alacağım. Sıfır otomobil alacağım. Ve gerçekten çok beklediğim bir otomobildi. Çok beklenen, benim de çok beklediğim, daha önce de videosunu yaptığım otomobildi. Yanına gidince aracı görürsünüz ama ya ben araca hasta oldum ya. Siz de beğenirsiniz umarım. Hadi arabanın oraya geçelim. Mekana giriyoruz, haydi bismillah. Çek mekanı, çek mekanı. Bakalım bizimki orada mı? Burada mı yoksa? Bu mu? Yoksa bu mu? Bu mu bizimki? Yoksa şu arkada yıkanan mı bizimki? Dur dur, şurayı çeksene. Yoksa o yıkanan mı bizimkisi? Ulan aracı teslim etmeden önce yıkıyorlar mıymış? YMY otomotiv. Şöyle bir önüne geçeyim de şuradan bir çeksene abi. Çok dehşet değil mi ya? Baksana şuna. Çok dehşet değil mi? Arkadaşlar. Sanyong Torres. Neyse, bundan sonrasında arabanın başında devam edelim. Torres futbolcu. Fernando Torres'den geliyor falan diyorlar zaten. Şu bizim olabilir ha, bak yıkıyorlar. Şu bizim olabilir mi acaba ya? Neyse, bakacağız. Hadi arabanın oraya geçelim artık zaten. Söylemiş olduk ama abi. Çok enteresan ya. Farlara baksana abi, farlar tek. Uzunlar kısalar hepsi onun içinde mi? Onu çok merak ediyorum. Kameraya vurdum heyecandan, kameraya vurdum. Üzüldü, yapma böyle. Abi kamera boynunu yüktü. Tamam, kapat, arabaya geçelim. Heyecandan arabayı park edemeyeceğim yemin ediyorum. Abi evet, sendeyiz. Sanyong Torres. Ben çok heyecanlıyım. Şimdi sen zaten işi biliyorsun. O yüzden anlatmanı rica tabii ediyorum senden. Buyur abi. Tekrardan hoş geldiniz Ahmet. Allah razı olsun, hoş bulduk. Bugün KG Mobility Şahsoğlu Otomotiv'in beraberinde getirdiği Torres aracımızı size teslim edeceğiz. Aracımız D segmenti SUV modelinde olup 4.70 uzunluğunda, 1.71 boyunda olan bir aracımızdır şu anda D segment olarak. Bir yanına geçeyim. Benim boy 1.80 falan, evet. Hemen kafa kafayayız. Evet abi. 1.71 olduğuna emin misin? Daha an, yüksek gibi duruyor. Yok. Şunlar sayılıyor mu? Çıtalarla beraber 1.74. 1.74 evet. Değil mi? Çünkü evet, bayağı yakın bana. Çıtalarla beraber şu anda 1.74. Aracımızın %78'i yüksek mukavemet kuvvetli çelikten imal edilmektedir. Güvenlik diyorsun at safhada. Tamamen %100 güvenlikli bir araçtır. Aracımızda çarpışma önleme sistemi, şerit takip şeride sokma. Bunları göstererek sistemi söyler misin bana abi? Tabii ki de. Mesela şeyler nerede? Sensörler nerede? Önde mi? Yukarıda mı? Nerede sensörler? Sensörlerimiz direkt ön tarafta bulunmaktadır. Şurada görüyorsunuz. Camda. Çarpışma önleme sistemleri. Tamam. Şerit takip şeridi. Kamera sistemleri de var mı oradan yolu gören? Tabii ki de. Onlar da direkt buradaki sistemlerden gözükmekte. Tabela okuma sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi ve en önemlisi de aracımızda SOS yardımı vardır. Herhangi bir kaza anında en yakın ekip sizin yanınıza buradan bağlanabiliyor. Sizinle irtibata geçebiliyor. Direkt kendi arıyor değil mi? Tabii Allah korusun, bir sıkıntı oldu mu? İnşallah olmaz. İnşallah. İnşallah olmaz. Aracımız LED fallardan oluşmaktadır. Şimdi burada bir şey soracağım. Evet. Bunu çekelim ayrıca, buraya koyalım. Burada tek mercek var abi. Kısalarla uzunlar aynı yerde mi? Evet abi. Şu an nasıl aynı oluyor? Yerde oluyor. Direkt mercekli far diye geçmekte zaten aracımız. Hı. Mercekli far sayesinde kısalarla uzunlar aynı yerde. Ya bir de çok enteresan ya. Ya çok çok tuhaf görünüyor. Zaten görüntüsü çok enteresan. Bir önden çeksene Kerem tam. Görüntüsü çok acayip ya. Ben bayıldım araca abi ya. Aracımızda elektrikli katların yan ayınları bulunuyor. Otomatik far ve yağmur sensörü de bulunmakta. Şu anda bulunduğumuz aracımız 4x4 olup 20 inç jantlardan oluşmaktadır. Heh, bir de bunun 4x2'si var. 4x2'si ama biz onu var istemedik. Biz 4x4'ü istedik. Bunu alıyoruz elhamdülillah. Anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma mevcuttur aracımızda. İç tarafında tamamen tabarenk koltuklardan oluşmaktadır. Kahverengi şeklinde. Bu opsiyon değil. Sanyong'un sevdiğimiz yönlerinden bir tanesi. Böyle yapan çok marka var ama bir de bunlara ekstra para isteyen bir sürü marka, evet, var. Bu araçta biz bir paket alıyoruz. Daha doğrusu paket de değil. 4x2 ya da 4x4 satın alıyoruz ve ne varsa hepsi geliyor. Evet. Yani gırtlak dolu geliyor araçta. Evet, ekstra
ekstra bir para istemiyoruz. Ne renk farkında ne de taban renk koltuklar. Abi renkte mi farklı değil? Hepsinde şu anda aynı geliyor. Farklı renklerimiz mevcut ama herhangi başka bir ücret istemiyoruz. Elektrikli sürücü koltuğu mevcuttu yolcu koltuğunda. Bel desteği ve baldır desteği mevcuttu. 8 yönlü değil mi? 8 yönlü. Elipslik ve direksiyonu mevcuttu. F1 dediğimiz aslında. Ve düz bir konsolun gelmesiyle beraber, kokpitle beraber %100'lük bir görünüş sağlayabiliyoruz şu anda size. Bir de şeyi beğendim ben. Bu konsol diğerlerindeki gibi değil, böyle aşağıya doğru geliyor. Ön tarafı daha rahat görmene evet, imkan tanıyor. O güzel olmuş. Şu anda kendi emsallerindeki araçlarda yuvarlak direksiyon ve büyük direksiyon aletten önümüzü kaplayan yuvarlak bir kokpiti bulunurken evet, bu tamamen düz ve şeklinde ve elipslik bir direksiyonla beraber güzel bir görünüş sağladı şu anda. Aracımızın ön koltuk, arka koltuk direksiyonunda ısıtma, ön koltuklarda soğutma mevcuttur. Ön koltuk soğutma var. Evet. Abi yazın ben çok terliyorum. Güzel olacak inşallah. Şu anda sıcak havalarda da hemen deneriz. Müşterimizle şu anda çok memnun kaldılar. Evet. Abi bir de şunu sorayım sana ya. Satışları nasıl? Şu anda satışlarımız çok artmış durumda. Değil mi? Tabii şu anda hani, çoğu müşterimiz bile renk konusunda sırada beklenen müşterimiz bile mevcut. Hadi ya. Ya beklenen bir araç. Ben de çok evet, bekliyordum onu biliyorum. Bu kadar ama satacağını düşünmüyordum. Ben Sanyong'dan kimle görüştüysem bugün bile iki teslimat var dedi mesela Adnan Bey. Şu anda insanlar genel araçlarla %100'lük can güvenliğine hakim olmak istedikten sonra Sanyo KG Mobility ile beraber araçları lüks bir şekilde getirmesinden sonra satışlarımız neredeyse iki katına kadar çıktı şu anda. Sanyo'nun hiçbir aracında şu anda ambiyanslama yokken yeni gelen araçlarımızda iç ambiyanslamalar da geldi. Tamamında var mı bu yeni gelenleri? Evet, tamamında şu anda değişmekte. İki tane ekranımız bulunuyor. Yukarıdaki ekranımızda 7 inçlik ekranımızda Apple CarPlay Google Android Auto araçta geçerlidir. Tamamen müzik sistemi. Kablolu mu kablosuz mu? Apple CarPlay Google Android Auto kablolu. Kablolu. Kabloyla. Tamam, kablolu. Bilsinler evet, çünkü kablolu olarak var. Hı hı. Alt tarafında ise aracımızın soğutmasını, ısıtmasını, ön koltuklardaki ısıtmayı, aracın AVD lock moduna geçişlerini, tüm aksamını oradan halledebiliyoruz şu anda. Oradan dediğin yine dijital olan ekrandan. Evet, 4 inçlik dijital ekran. Yani 3 ekran var o zaman araçta. Şu anda 2 ekran. Şu şekilde. Ha yok, ben kadranları da yok, dijital ekran diye sayıyorum ya. O da dijital değil mi bu tabii, arada? O da dijital. Ha, o da dijital olunca ben 3 ekran, hayalet ekran, 3 ekran diyorum. Ya klima şeyi de dijital. Tabii ki de. Güzel. Tüm ayarlarımızı, Bluetooth konuşmalarımızı, kontrol hızlarımızı direkt hepsini ön konsollardan ayarlayabiliyoruz. Araçlarımız 1.5 turbo benzin, 163 beygir, 280 topluk bir güce sahip. Şu anda da ortalama yakıtları da 6 ile 6.5 litre arasında değişmekte. 839 litre bagaj hacmine sahip. 839? Abi ne yaptın sen ya? Koltuklara yatıldığınızda ise tamamen koltuklara yatıldığınızda 1662 litreye kadar size bagaj hacmi tanıyabiliyor aracımız. Of, 839 çok belli bir rakam ya. Genellikle aracımız araziye yönelik bir araç olduğundan kaynaklı arkasında bagaj kısmında 12 voltluk elektrik girişi bulunmakta. Aletten de güzel bir ışığımız tekrardan geliyor aracımıza. Aydınlatma. Güzel ya. Şeyleri falan bayağı böyle kalın, sağlam hissettiriyor. Süspansiyonunu direkt yapmışlar. Güzel. Hmm, 839 litre bagaj yalnız gerçekten evet, çok şeymiş. Ben şurayı da çok sevdim ya. Eski jipler vardı ya böyle harbi 4x4 arazi evet, yapacak olan jipler. Onlar da burada yedek lastik olurdu stepne. Bunu da ya aynı öyle yapmışlar evet, ama ya ne bileyim, bir de şu var abi. Bu bagaj kapağının tutma kolu burada ya. Sanki bu yana açılacakmış gibi. O eskilerde olduğu gibi. Burada da ama müşterimize sürpriz yaptık, dediğiniz gibi yukarı açılıyor. Çok güzel yapmışsın. Tamamen araziye yönelik bir araç yapıldı aslında. Çok bakalım güzel yapmışsın. Bir de şunu söyleyeyim hemen. Dur, bunu ben hemen fark ettiğim için söyleyeyim. Şu çekilen bir şey değil arkadaşlar. Bu öyle tutup da çekilen bir şey değil. Bu gelmiyor. Sadece içinde bir tane tak diye düğme var. Basıyorsun ve elektrikli olarak açıyor. Yani bagajın kapağının ağırlığı, hafifliği seni hiç ilgilendirmiyor. Dert olmuyor. Güzel. Araç dediğiniz gibi 1.5 turbo benzin, 163 beygir, 280 topluk bir güce sahip. Aracımızda Aizen şanzıman modeli, Japon şanzımanı. Hı hı. Herhangi bir ısınma yapmayan bir şanzımandır. Tam otomatik. Tam otomatik, 6 ileri. En son teknolojiymiş. En son teknoloji. Ben bunu araştırdım çünkü. 300'en heyecandan evet, evet, konuşamıyorum, onu anlıyorum Fatih abi de. Ben araştırdım, 3. nesil. Hı hı. Yani bunların 2. nesli bile çok dayanıklıydı. Milyon, evet, 2-3 milyon kilometre yol yaptığı söyleniyordu. Bu ya yani araba çöpe gider, evet, o şanzıman gitmez diye düşünüyorum ben yani. Gerçi bu arabada herhalde birkaç milyon kilometre yolu yapar. Yani öyle bir motoru var gibi geliyor bana bu arabanın.
Arkadaşlar KG Mobility'de Fatih abi özel olarak bir şey söyledi, size de aktarmamı istedi. Burayı ben aktaracağım sizlere. Biliyorsunuz Sanyong KG Mobility isimli çok büyük bir şirket tarafından satın alındı. Aslında ben açık konuşayım. Burada şuna da değinelim. Ben acaba markada bir sıkıntı olur mu diye düşünüyordum isim değişikliğinden dolayı. Tam da değişiklik olmadı zaten. Hani KG Mobility Sanyong olarak devam ediyor. Ve KG Mobility çok daha güçlü bir firma olduğu için, çok daha büyük bir marka olduğu için çok daha güvenli bir hale gelmiş durumda Sanyong. Ben onu bir kere anladım. Onu söyleyeyim kafadan. İkinci olarak da şunu söyleyeyim. KG Mobility'nin bir numaralı kuralı bizde can güvenliği opsiyon değildir. O yüzden diyorlar ki bu arabaların %78'e varan çelik mukavemeti var. Yani bu şasi belki de dünyanın en sağlam şasisi. Allah göstermesin bir kaza olduğunda can güvenliği anlamında Fatih Bey de diyor. Bunu KG Mobility'nin diğer çalışanları da diyor. Zaten incelediğimizde broşürleri biz de görüyoruz. Can güvenliği bir numara en önde tutulan markalardan bir tanesi. Benim bu gerçekten hoşuma gitti. Zaten şuradan da anlıyoruz araca. Cam tavanı koymamışlar. Ya bir cam tavanın maliyeti ne? Sunroof koymuşlar. Sunroof da büyük bir ihtimalle aynı paradır. Evet. Ama adamlar diyor ki kardeşim diyor biz görsellik de olsa o güzel görünse de Allah korusun bir kaza anında araç takla attığında can güvenliğinde sıkıntı olabilir diye biz onu koymadık. Normal sunroof'u koyduk. Tavanı yine o %78'lik çelik mukavemetiyle yaptık ve çok daha sağlam güzel bir araç haline getirdik. Can güvenliğine önem veren bir araç haline getirdik diyorlar. Bunu özellikle söylemek istedim. 8 hava yastığı da bunun en güzel göstergesi evet, zaten. Evet doğru Ahmet Bey. Abi 8 hava yastığı iyi. Şoförle yolcu arasında hava yastığı var mı? Var. Her zaman dediğimiz gibi %100 güvenlik. Güzel. Evet abi başka bir şey var mı? Başka bir şey. Arabamı alabilir miyim? Tabii ki de. O zaman. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Arkadaşlar arabayı aldık. Detaylı inceleme videosunu inşallah birkaç gün kullandıktan sonra çekeceğim ama yumuşacık vallahi ya her yere. Hadi görüşürüz bir maşallah yazmayı hayırlı olsun yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.